Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır size video çekemiyordum. Tabii ki ev yerleştirmek kolay bir şey değil. Bana kızanlar, küsenleriniz oldu. Lütfen küsmeyin arkadaşlar. Bugünden itibaren hızlı bir şekilde bombastik videolarımıza devam edeceğiz. İlk videomuzu sabah Prenses Lina TV kanalımızda yayınlamıştım. Lina'ya hediye, çocuklara özel su bazlı güzellik setleri gelmişti. Farlar, rujlar, ojeler, stikerler falan. Onun videosunu paylaşmıştık. Bu da evimizdeki çektiğimiz kendi kanalıma ilk videom olacak. Bahçe düzenlemesi olacak. Bahçemiz gördüğünüz gibi çimlerimiz oldukça yanmış. Aslında burada bahçe sulandırma sistemimiz vardı. Fakat emlakçı gelip ne olur ne olmaz diye bizim şarteli indirince sulama sistemi de otomatik olarak durmuş. Çimlerimiz maalesef ki yanmış. Taner birazcık burada çimler çıktı diye hemen çim almayalım. Bunlar çıkıyor demeye başladı. Bir peyzajcı abi çağırdık arkadaşlar. Akşamüstü buraya gelecek. Çiçek ağaçlar bakmaya gideceğiz. Bahçemizi rengarenk ağaçlarla, çiçeklerle dolduracağız. Çok güzel olacak. Şimdi şu köşedeki taşı barbekü alanı yaptığımız için ayırdık. Üstüne barbekü gelecek. Artık ona ne zaman gideriz alırız bilmiyorum. Burayı böyle hazır hale getirdik. Lina kumkat hastası. Küçük küçük portakal gibi oluyor. Kabuğuyla birlikte yiyorsunuz. Burada bir bahçede görmüştü. Yemişti, bayılmıştı. Lina'ya bir kumkat ağacı alabiliriz. Palmiye kesinlikle palmiye, istiyorum. Evet. Bir de çok sevdiğim begonviller. Renkli renkli pembe pembe begonvillerle buraları böyle. Onlar zaten sarmaşık gibi oluyor. Bir tane ekince hemen sarıp her tarafı dönüyorlar. Evet, öyle bir şey ekebiliriz. Sizlerle ağaç seçeceğiz videonun içerisinde ve arkasından da buraya gelip hem çimimizi hem ağaçlarımızı dikme videosu, yani bahçe düzenleme videosu olacak. Bakalım bu halinden eser kalacak mı? Neye dönüşecek? Şu an kupkuru bir şey görünüyor yani. Keyifsiz bir şey. Ama çok keyifli hale getireceğiz. Arkadaşlar panel 2 saattir, belki de 3 saatte çim parası vermemek için çimlerin başından ayrılmıyor. Ben şuradan şuraya kadar gelebildi 3 saatte. Tertemiz ne topluyorsun? Oldu. Taşları, içindeki çöpleri. Ben dedi burayı yeşillendireceğim. Hiç de para vermeyeceğim dedi. Geldi gitti suladı, geldi gitti suladı. Gerçekten de yeşerdi. Çim alacağım. Kurtaracağız. Başka hiçbir şey de bu kadar çalışmaz. Şimdi para verecek ya, bak nasıl çalışıyor. Arı alakası gibi bak, bak. Yok ya. Bak 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 nasıl çalışıyor bak. Tertemiz olmadı mı? Bak bakalım. Bir şuraya bak, yok, bir de şuraya bak. Yok çok kirliydi ya. Her yer izmarit. Dışarıya, bahçenin dışına da zeytin ağaçları yapacağız arkadaşlar. Toprakla uğraşmak çok faydalı. Evet, geldik bakalım. Bakalım neler seçeceğiz. Ben bunlara bayıldım arkadaşlar. Bunlar çok şık ya. Bahçede çok güzel durur. İlk ağacımıza karar verdik. Ben bayılıyorum palmiyelere. Bunu seçtik arkadaşlar. Şöyle bodur bir palmiye. 10-15 senede evet, ne kadar olur? Kocaman ağaç olur. Aynen. Yani biz her sene geldiğimizde burada biraz büyümüş göreceğiz tabii, değil mi? Tabii, evet. Tabii, tabii. Evet, çok da küçük değil aslında. Çok tatlı ya. Oğlanı da çekebilirsin bak. Seni de mi çekeyim ben? Merhaba. Seneye her geldiğimde sen de büyümüş göreceksin, tamam mı? Çiçekçi bu, çiçekçi. Seni küçük çiçekçi. Bakayım bir gözlükleri. Ay çok yakıştı. Evet, ilk ağacımıza karar verdik. Bunu alıyoruz. Anne, bahçemiz çok güzel olacak. Bahçemiz. Bahçe. Bahçemiz çok mu güzel olacak Lina? Evet çok gel, güzel olacak. Gel başka ne beğendin kızım, bakalım gel hadi. Dur anne, nardan olur, nardan çok canım çekti. Acaba bunlar yazın yeniliyor mu? Dur bir soralım. Yok. Sonbahar mı o? Sonra sonbahar. He, o da sonbahar. Kızım nar mı, mandalina mı, portakal mı? Bak mandalina. Onların hepsi de çok güzel. Mandalina. Mandalina ağacı da bunlar. Gerçekten çok güzel. Ama işte biz geldiğimiz zamanlarda bunlar böyle yeşil olacakmış. Biz gittiğimizde yenilir hale geliyormuş. Şuna bak, minicik. Bir de çekirdeksiz ve çok lezzetliymiş arkadaşlar. Lina'nın en sevdiği meyve. Benim de en sevdiğim meyve. Ben de seviyorum. Ve meyvesi çok güzel dedi. Tam böyle çekirdeksiz, sulu sulu çok güzel meyve veriyor dedi. Bir tane de bundan alalım ya. Çok bence güzel görünüyor. Bence de alalım ya, bu çok güzel. Bir tane bu. Anne biz neydi onun adı? Portakalın küçük hali var kumkat. Ya. Kumkat mı? Hadi ona kumkat da bakalım. Kumkat istiyorum, kumkat. Kumkat. Lina şu kumkat hastası. Severim. Ha koş, sen de mi seversin kumkat? Küçük çiçekçi gel. Ay opa, aferin be. Çok tatlı. Göster bize kumkatları. Nerede kumkatlar? Koş. Onlar nar canım. Nar bu. Onlar. Gel. Geldiğimizde yiyebileceğimiz bir meyve bulduk arkadaşlar. Limon.
Bizim limonlar challenge'larda çok işimize yarıyor değil mi Taner? Aynen. Şu ağacı seçtik oraya da, limon ağacı. Bu zaten 7 verenmiş arkadaşlar. Her mevsim meyvesi oluyormuş, her mevsim yiyebiliyormuşuz yaz kış. Yiyebileceğimiz bir ağaç bulduk. Bunu da Lina'nın isteği üzerine alıyoruz arkadaşlar, kumkat. Tadı bildiğiniz portakalın aynısı, görüntüsü de portakalın aynısı ama küçüğü böyle. Fındık kadar fındık kadar oluyor. Ve doğal antibiyotikmiş arkadaşlar, çok şifalıymış. Yiyince her derde deva dedi abi. Kabuğuyla beraber yeniliyor bu böyle. Küçük küçük kopartıp yiyorsunuz. Bakın meyveleri üstünde. Çok çabuk zaten kızarıyormuş. Hemen olur. Biz gitmeden yemeye başlarız. Bir de bunu aldık. Ay ben bir denemek istiyorum anne. Şimdi olmaz, şimdi acı. Şimdi bahçen olmaz. 50 metreye aldım 500 metre. Alacağım, ne yapayım? Bomboş bahçe de olmasın canım. Biraz meyveli şöyle şirin olsun. Tamam. Çok öyle göklere ulaşan ağaçlar seçmiyoruz. Bodur bodur seçiyoruz biz. Mini mini olsun, şirin olsun, bizim olsun. Oo, bu ya da o çok güzel. Anne bunu yapalım, ne olur ne olur. Çok güzel. O zaman şöyle olsun. Tamam. Şu. Ama şey, çocuk da onu istedi. İşte aynısı, aynısı. Aynı değil mi? Aynısı. Aynı. Ha, onun büyüğü. Tamam. Bak. Seni beğendim. Şunun büyüğü yerine mor alalım o zaman. Ama bu daha güzel. Tam mor var ya. Evet. Tamam. Lan bu da benim üstü atıyor, dur. Ya kamera ıslandı. Şuraya bak, her tarafı ıslandı. Kendi daha çok ıslandı baba. Almış Taner'e hortum tutuyor. Evet. Begonvilleri de seçtik. Lina şunun rengine bayıldı. Ama bunu anne, bu daha çok güzel anladım. Ne olur buna alalım. Tamam, bir tanesi oldu. Ben de mordan vazgeçemem. Mor. Şu benim. Bu da Taner'in isteği üzerine pembe. Aslında en canlı ve güzeli, evet, bu güzel duruyor. Bunu şimdi bahçenin kenarlarına böyle üç yere koyacağız. Bunlar arsızmış. Evet, sarıyor. Hızlıca bahçenin kenarını hemen sarıyormuş, dolanıyormuş arkadaşlar. Seneye geldiğimizde bahçenin dışı olduğu gibi begonvillerle dolmuş olacak. Bu arsızlar bahçemizi çok güzelleştirecek. Bir de palmiyelerin yanına bunları aldık arkadaşlar. Tamam. Sıkasmış isimleri. Taner gören de 5 dönüm arsamız var zanneden. 50 metre kare. Vallahi kamyonu ağaçlarla, çiçeklerle doldurduk arkadaşlar kamyonu. Ama çok güzel şeyler aldık. Alihan çak ya. Ben de tutacağım. Beni çek o zaman, al. Alihan bizi çekiyor, kameramanlığımızı yapıyor. Alihan çok çalışkan arkadaşlar. Ne? Bu mikrofon. Bir selam söyle arkadaşlara. Bay bay de. Bay bay. Şimdi ağaç çekimine geçiyoruz. Her birimizin ağacı olacak Lina. Her sene geldiğimizde bakalım kimin ağacı daha çok büyümüş, onu göreceğiz. Burada çok güzel çiçekler aldık. Burayı da gelip almak isteyenler olursa diye özellikle çekmek istedim. İlk kazmayı vurduk. Kolay gelsin Hasan Usta. Eyvallah, sağ olasın. Ay bu benim en sevdiğim buradan, ağaç. Bakalım nasıl güzel olacak. Bu benim ağacım. Çok da yakıştı ama bahçeye. İsmini Rukiye koy. İsmi Rukiye. Bakalım seneye geldiğimizde ne kadar olacak bu Rukiye. Çok güzel oldu ya. Limon ağacı kimindi Taner? Kim istedi bunu? Lina mı istemişti? Aha. Tamam, bu da Lina'nın ağacı. Kutlu bunu da ağacı, buraya koyuyoruz arkadaşlar, köşeye. Şöyle bu da salondan görünsün. Rukiye kazmaya karar verdi. Kürekle yapmayacaksın onu. Kürekle toprağa atacaksın. Olmuyor benimki, niye? Kazmayla yapıp kürekle alacaksın. Toprağı alıp dışarıya at. Hadi. Bir aferin. De benim elimdeysin toprağıma canım. Çok zor ya. Bakarken ne kolay görünüyordu. Ben şurayı herhalde yarına kadar açamazdım. Güç istiyor çok. Ver bir de ben deneyim. Ben yapamıyorsam sen hiç yapamazsın Taner. Ver. Gördün mü abi? Ben ne dedim? Ben yapamıyorsam o hiç yapamaz. Hayır, dedim. Toprak kalmamış. Bak. Kıpkırmızı oldu, yapamadı, gördün mü? Ben daha iyi yaptım değil mi? Tabii canım. Bak işi bilen abi işte. Nasıl vuruyor kazmayı, gördün mü? Vur kazmayı. Taner iki kürek aldı. Hemen yoruldu. Bu bize iyi yatırım oldu arkadaşlar. Limonun kilosu 120 liraymış burada. Bizi yatırım amaçlı mı aldık şimdi biz bu limonu Taner? Satacağım onları pazarda. Yok ya, satacakmış. Bekledir Taner'den, satar Taner. Bir gün bir uyanırız ki ağaçta bir tane meyve yok. Ne yaptın Taner? Sattım. Çok güzel. Linoş, bu benim ağacımdı biliyorsun. Mandalina senin. Yok, mandalina değil, benimki limon. Limonu baban kaptı. Hayır. Limon mu seninki? Evet. Tamam, mandalina da babanın o zaman. Limon Lina'nınmış Taner. Mandalina senin. En son kalan bana kalsın. Tamam. Sana şu kalsın Taner, dur göstereyim. İncir var tek dal. Şu olsun Taner'inki de. Bunu dışarıya gideceğiz. Tek bir dal incir. Buraları da kazmak zorunda kaldık. Burada bir boru eksiği varmış arkadaşlar. Sulama sistemi için tamirat görecek. 2 gün sonra düzeltilecek burası da. Aferin benim kızıma. Bastır. Ay canım benim. Bu çok ağır ya, niye öyle? Çok mu ağır? Şuraya ayağını koyacaksın bak, onu batırınca. Buna buraya böyle ayak basacaksın. Ha, öyle. Ha, hadi. Aferin, şimdi dök. Dök şimdi, aferin. Babasından iyi aldı maşallah. Allah'ım, meyvelere bak. Ay çok tatlı ya.
Aynen. Bunları böyle minicik alsaydık senelerce beklerdik. O yüzden biz biraz böyle olgunlaşmış üstünde meyvelisini aldık arkadaşlar. Can suyunu veriyor benim kızım. Kendi ağacımın kendi can suyu. Maşallah ne kadar yakıştı. Bunun bir kardeşi daha var. Onu da bunun yanına dikiyoruz. Şuraya dikeceğiz onu da. Sinan'ın limonuyla kum katını yan yana dikeceğiz. Sinan'ın yanına bir arkadaşı geldi. Kuşumu sevmek ister misin? Ne parmağında duruyor dışarıda. Kaçmaz mı bu aşkım? Öyle mi alışmış? İsmi ne? Maviş. Maviş bizim eski kuşumuza benziyor değil mi? Aynı senle. Geliyor. Ay. Gitmesin. Gitme cici kuş. Buraya da begonvilleri ekiyoruz arkadaşlar dışarıya. Çünkü içeriye ektiğimiz zaman çok fazla uçuşuyorlarmış. Havuzun içine falan yaprak toplamakla baş edemezsiniz dedi abi. Bura bahçe duvarının dışını kaplayıp gidiyormuş zaten bir tane ekince. Bir buraya ekeceğiz. Bir tanesini de bu tarafına ektik. O da bu tarafı sarsın diye. Çok güzel oluyor bunlar büyüyüp dolduğu zaman. Bir de burada iç bahçemiz var. Depoya giden bir kapımız var, böyle küçük bir bahçe. Burası da boş kalmasın diye. Bunu da Lina seçmişti, pembe. Aa, ekilmiş bile. Ne kadar güzel olmuş. Bunu da böyle kapımızın önünden şuraları göstersin diye şöyle buraları sarar. Tam bir hafta oldu buraya yerleşeli. O kadar yorulduk ki, gerçekten çok yorulduk. Evin içi, bahçesi, dışarısı, alışverişi gerçekten çok zor oldu ama çok güzel oldu. Arkadaşlar bizim evdeki kuşların aynısı bu. Renkleri de aynı, inanmıyorum. Sarı, yeşil ve mavi. Can sularını da verdik. Oh, çiçek gibi oldu. Çiçek gibi. Zaten çiçek gibi oldu. Nefis oldu ya. Biri parmağını almış, biri de bacağını. Evi kuşlarla doldurduk. Liloş odasını kuşlara getirmiş. Peki kakalar? Kakalar ne oluyor? Bu araya bakarsan görürsün anneciğim. Bak, çöp kovası gelmiş, ıslak mendil gelmiş. Aşağıda peyzaj işimiz bitti. Ağaçlar da tamamlandı. Gelip son kez arkadaşlara gösterip kapanışı yapacağız biz gidip. Hayır, bay bay civciklerim. Kendinize iyi bakın. Sesli ben bahçeyi gösteririm. Kaçmasın kuşlar. Dikkat et. Bay bay. Evet arkadaşlar, size tamamen full bitmiş halini göstereceğimi hayal etmiştim videonun başında. Ama maalesef ki hava karardı. Çimleri de buranın tesisatı bitmeden getirtemedik. Onu da buranın işi biter bitmez üstüne kapatacağız. Bir daha bozulmasın çimler diye. Yeni çimler gelecek buraya. Bitmiş halini şöyle kısaca tekrardan bir göstereyim. Her yer öbek öbek çukur oldu ya. Köstebek kaldı. Köstebek yuvası. Evet, köstebek yuvası gibi oldu. Çim gelince hiçbir şey kalmıyor. Aynen. Akşam muazzam bir görüntü olacak dedik. İyice mahvoldu bahçemiz. Yok, güzel oldu. Ama bittikten sonra çok güzel olacak. Buradaki bu toprak görüntüsünü falan, her yer yemyeşil olacak çimenlerle de kaplanınca. Onu da artık yapıldıktan sonra başka bir videonun içerisine ekleyip gösteririm size. Mandalina ağacımız bu köşede oldu. İsmi neydi? Dur ben hatırlayacağım. Neydi? Sıka. Sıka burada oldu. Şey. Bilenler yazsın. Palmiyem. Benim canım palmiye. İnciri şimdilik saksıya koyduk. Seneye artık geldiğimizde bahçeye ekeceğiz. Şimdilik saksıda bakacak abi ona. Bir sakımız da burada var. Sıka mı, sakı mı, ne? Sıka pardon. Limon ağacı. Yanına da kumkat ağacı. İçeriden bakıldığında bir kısmı görünecek. Bir kısmı da havuz tarafında kalıyor. Bence çok güzel oldu. Güzel. Yani bu bahçeye yapılabilecek bence en güzel şeyler oldu. Yani daha fazla yapılamaz. Evet, küçük çünkü. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.